hangi ürüne ne destek verileceği bir yıl önceden ilan edilmelidir. Çiftçi ne ekip biçeceğine ona göre karar vermelidir. Ayrıca bu ürünlerden destek verilen, üretilmesi istenenler için yüksek primli teşvik sistemi oluşturulmalıdır. Ve sulamada kullanılan elektrik borçları hemen bugün değil, ürün satılınca ödenebilmelidir. Çiftçimizin banka borçlarının faizleri tamamen silinip bir kereye mahsus hem tarım borçları, tarım kredisi borçları, hem yüksek faizli diğer borçlar, hem de kredi kartı borçlarının faizi silinmeli, ana para 5 yıla bölünmelidir. Çiftçinin elinde kalan ürünler devlet tarafından mutlaka alınmalı. Gıda enflasyonunu düşürmek için üretici fiyatını düşürmek yerine üretim maliyetlerini düşürmek ve çiftçilerin çektikleri sıkıntıları bitirmek gerekir. Şimdi merhaba, merhaba. Çaya gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Rize Meydanı'nda yapmış olduğu bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği bir noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Ancak Türkiye çay tüketiminde birinci sıradayken çay üretiminde 5. sıradadır. Yani diğer ürünlerde çayı, örneğin üzümün çoğu ihraç edilmektedir. Fındıkta benzer durumlar vardır. Ama çayda yerli tüketim yeterince vardır. Sadece çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak, kaçak çaya engel olarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir. Çare buradadır. Bir buçuk milyon insan, 210 bin aile çayla geçiniyor. Ve maalesef bugün en büyük sıkıntı, Cumhuriyet tarihi boyunca en kötü durum buradadır. Biliyorsunuz bir çay fiyatı açıkladılar. Çay fiyatı, kim açıklar çay fiyatını? Bakanlar açıklar, başbakan açıklar. Şimdi bakan yok, başbakan yok. Hükümetin başı gelir açıklar. Senelerce tütün fiyatı memleketin Manisa'da, Akhisar'da açıklandı. Üretici fiyatı beğenirse kasketi havaya atardı, gazeteler yazardı. Fiyat güzel, kasket havada. Fiyat beğenilmezse kasketi alırdı, yere çalardı. Tütün fiyatı kötü, kasketler yerde. Şimdi hadi bakalım, gelin açıklayın, ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin Rizeli'nin gözüne bakın. 17 lirayı söyleyin. Bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor? Yazıklar olsun. Şimdi geldik. Çay üreticisinin sorunları nasıl çözülecek demeye. Bunun birincisi, bir çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Ancak bu kanun hükümetin 1,5 yıl önce getirdiği çay üreticisini perişan eden, tamamen
özel sektörün eline teslim eden uluslararası çay tekerlerinin topraklarımızda egemenlik kurmasını sağlayacak bir teklif olmamalıdır. Biz geçmişte sizin hemşeriniz İstanbul milletvekilimiz Mehmet Bekeroğlu'yla, bu dönem sizin evladınız bizim abimiz Tahsin Ocaklı'yla dörtbaşı mamur bir çay teklifi verdik. Dörtbaşı mamur teklife evet dediğinde işçinin de sorunu çözülüyor, üreticinin de sorunu çözülüyor, Rize'nin de yüzü gülüyor, Trabzon'un da, Artvin'in de. Nerede çay üreten varsa yüzü gülüyor. Tahsin Bey önergeyi verdi. Maalesef AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yorumlayalım, şunu söyleyelim. Buradan çağırıyoruz. Tahsin Bey, öneriyi bir daha verin. Hemşerileriniz için verin. Buradan Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a, Rize'nin bütün milletvekillerine, Karadeniz vekillerine sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz. Gözünüzün içine bakacağız. Rize'yi unutmayın. Kaldır elleri. Çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın. Bu eli boşta bırakmayın. Tutun elimizi. Tutun. Önergeyi reddetmeyin. Çay üreticisine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlanmalı. Çay bahçelerinde verimliliğin artması için düşük verimlilikle mücadele yapılmalı. Ürün çeşidi arttırılmalı. Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmelidir. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey? Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım. CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz. Çayları yakmaya Kemal Bey'i de davet edeceğiz. Hep beraber.